Bugün katılanlar var. Bu buluşmamız kayıt altına alınıyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olalım. Herkese merhaba. Ben Cemre. Bodrum'dan sesleniyorum size. Creative Mornings Bodrum'un artık sanırım 5. buluşmasını yapıyoruz. Ağustos'ta başladık. Ben bugün aslında bu etkinliği Tuğba ile birlikte kolaylaştıracağım. Önce onu söyleyeyim. Tuğba'cığım bugün çok hasta ve buna rağmen bana destek olmak üzere benimle birlikte ekibimde. Ona da çok teşekkür ederim bu desteği için. Çok sağ ol Tuğba desteğin için. Creative Mornings Bodrum Ağustos ayında başladı. Ve biz aslında birkaç kişi daha var ekibimizde ve bugün aramızda değiller ama normalde 4 kişi bu etkinliği kolaylaştırıyoruz ve bu etkinlik aslında ekibimiz Komünite Bodrum isimli bir topluluğun parçası olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Komünite Bodrum'dan çok kısacık bahsedeceğim. Komünite Bodrum, Bodrum'da yaşayan veya Bodrum'a fayda sağlamak isteyen farklı sektörlerden ve farklı disiplinlerden genç girişimcilerin birlikte üretim yapmak, ortak yaratım, deneyim paylaşımı yapmak için bir araya geldiği bir sosyal girişim olarak kuruldu. Şu an ekranda gördüğünüz kişiler de şu an topluluğun aktif üyeleri ve amacımız Bodrum'da topluluk odaklı büyüyen bir ortam ve etkileşim oluşturmak diyeyim. Birazcık Creative Mornings'ten de size bahsedeyim. Creative Mornings aslında 2008'de New York'ta başlamış. Ve o yıllardan bu yıllara şu anda 223 şehire yayılmış, 67 ülkede yapılıyor ve aylık olarak 27 bin ziyaretçisi var. Bu etkinlik aslında fiziksel olarak tasarlanmış bir etkinlik. Normalde sabah saatlerinde kahvaltı eşliğinde, kahvaltı çay kahve eşliğinde bir mekanda yaratıcılık ekseninde bir konuşmacının davet edildiği ve yaklaşık 20-30 dakika konuşmacının konuştuğu ve sonra herkesin kahvaltı sırasında veya konuşma sonrasında birbiriyle fiziksel olarak etkileşime girebilip bir aslında topluluk oluşturmak için başlamış fiziksel bir etkinlik. Fakat pandemide bu etkinlik tabii ki de dijitale dönmüş. Biz de geçtiğimiz Ağustos ayında başladığımız için dijital olarak bu etkinliğe başladık Bodrum edisyonu olarak. Fakat inşallah 2022'de biz de fiziksel olarak Bodrum'da bu etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz. Bir de Türkiye'de 3 edisyon daha var. İlk olarak İstanbul'da başlamış Creative Mornings. Yaklaşık 7 yıldır falan var. Ben hatta İstanbul'da yaşadığım dönemde aktif katılımcısıydım bu etkinliğin. İzmir'de bir edisyon var ve Antalya'da da bir edisyon var. Biz de son yani yeni katılan, Türkiye'den yeni katılan edisyon olarak Bodrum edisyonuyuz. Bu arada bütün söylediklerimle ilgili aslında size linkler paylaşacağım ama şu anda konuşurken konuşmam bölünsün istemiyorum. Hepsini bir seferde konuşmamı tamamladığında chat'e bırakacağım. Siz de copy paste yani kenara alabilirsiniz eğer faydalanmak isterseniz anlattıklarımla ilgili paylaşacağım linklerden. Creative Mornings global olarak 2 tane destekçiyle gerçekleşiyor. Bunlardan biri MailChimp. MailChimp yani bu iki destekçi olmasa bu etkinliğin bu kadar 223 edisyon olarak global olarak yayılması pek mümkün olmayacaktı. O yüzden teşekkür ediyoruz MailChimp'e ve Skillshare'e. MailChimp'ten bahsedeceğim azıcık. Bir önceki buluşmamda tabii ilk gelenler var bugün biliyorum ama bahsetmiştim. MailChimp'in de kendince bir dijital topluluğu var. Bunun da ismi MailChimp & Co. Ve burada aslında global bir network oluşturuyorlar ve burada daha çok böyle freelancerlar, serbest çalışanlar, yaratıcı ajansları olan küçük işletmeler gibi işletmelerin bir araya gelip birbirine dayanışabileceği bir ortam oluşturuyorlar dijital olarak. Yine biraz önce söylediğim gibi bunun da linklerini chat'a en son bırakacağım. Bu MailChimp & Co'da aynı zamanda ciddi bir kaynak paylaşımı var. Bir öğrenim alanı olarak çeşitli kaynaklar da paylaşıyorlar. Buna özel olarak bir iki tane kaynağı bu ay vurguladılar. Onu da chat'ten en son size bırakacağım. Bir diğer partner Skillshare. Skillshare'de yaratıcılık odağında bir dijital öğrenim platformu. Ben kişisel olarak biraz fanıyım Skillshare'ın. Çok güzel eğitimler var. Size de açıp incelemenizi tavsiye ederim. Bu
sene sonuna geldiğimiz için senelik üyeliğinde bir kampanya başlatmış Skillshare. Bir yıllık üyelik alan, bir yıllık bir tane daha üyelik alabiliyor. Yani sevdiğiniz biriyle paylaşabilirsiniz inceleyip. Böyle bir kampanya yapmışlar. Bunu da uygulamış olayım. Burada, neyse önce FilterX'ten de bahsedeyim. Creative Mornings'in bu sabah buluşmaları, yani şu an yaptığımız ve fizikselde olan versiyonunu anlattığımın ötesinde bir de Field Trips adını verdiği bir buluşma serisi var. Bu biraz daha hani bir konuşmacı var ve onu dinliyoruz, sonra da sohbet ediyoruz gibi değil de daha aktif bir katılım ve aksiyon içeren etkinlikler. Şey gibi do it yourself, yoga, birlikte yemek yapmak, bir şey üretmek, şehir turuna çıkmak gibi daha aksiyon içeren bir etkinlik serisi daha var. Bunu şu an işte bu pandemi sebebiyle virtual çevrimiçi bir şekilde de ulaşabiliyorsunuz. Hem takip edebilirsiniz hem kendi bulunduğunuz şehirde Creative Mornings varsa Field Trips'leri takip edebilirsiniz. Hem de aslında eğer isterseniz bir host olarak başvuru yapıp siz de Field Trips hakkında ev sahipliği yapabilirsiniz. Bunu da vurgulamış olayım. Başka da aslında bir şey kalmadı. Biraz da temadan bahsedip chat'e linkleri bırakıp ben konuşmamı sonlandıracağım. Bu ayın teması Invisible. Biz görünmezlik olarak Türkçe'ye çevirdik. Roma edisyonu tarafından belirlenmiş ve Christina Spano isimli kişi bu gördüğünüz illüstrasyonu çizmiş. Görünmezlik temasıyla ilgili tabii her ay yani çok geniş kapsamlı temalar ortaya çıkıyor ve konuşmacı seçerken böyle ciddi bir beyin fırtınası yapıyoruz ekibimizin içinde. Bu ay görünmezliği konuşurken biz yani bugünkü buluşmamız biraz yaratıcılık odağında ilham almak üzerine kurgulanmış bir buluşma olduğu için hani biraz farklı değişik ne yapabiliriz diye de düşünüyorduk. Aslında çok fazla düşünmedik. Ben çok hızlı bir şekilde aklıma meta geldi benim bu tema ile birlikte ev sahipliği yapabileceğimizi düşündüm. Çünkü Meta ile biz tanışız. Aynı zamanda da Meta'nın çalışma alanı olan kuantum fiziği sebebiyle de ve yaratıcılık konusu, bilim konusu. Yani bunların hepsi birleşince çok yaratıcı bir sohbet, ilham veren bir sohbet çıkabileceğini düşündüm. Ve ben Meta'yı zaten kendim de tanıdığım için ve takip ettiğim için zaten kendisinin yeterince ilham verici ve yaratıcı olduğunu da görüyorum, inanıyorum ve takip ediyorum çok severek. O yüzden Mete'ye gidip teklif ettik. Bize gelip konuşmak ister misin bizimle diye. Çok çok teşekkür ederim Mete. Yani Noel tatilinde ve İngiltere saatiyle sabah 8'de bu etkinliğe katıldığın için, bize bu değerli zamanı ayırdığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir de şeyi vurgulamak istedim. Biz Mete'yle şöyle tanıştık. Bodrum Cambridge arasında bir gençlik projesi yapılıyordu ve ben Bodrum'dan Cambridge'e, Cambridge aşamasında gençlerle birlikte ziyarete gittim ve orada bir film üzerine, aslında sinema ve film üzerine bir gençlik projesinde orada bulunduk ve üniversitede bir yemek olmuştu ve Mete ile aynı sofraya oturup çok güzel sohbetler yapmıştık. Bu da aslında Bodrum'un üzerinden, yani Creative Mornings Bodrum'a neden Mete'yi davet ettiğimizi benim tarafımda destekleyen bir şey. Hani Bodrum tarafından da bir bağ kurduğum için Mete'ye ulaşmak istemiştim. Ben şimdi zaten hepiniz Mete'yi bence çok iyi tanıyorsunuz. Çok Mete'yle ilgili bilgi vermek istemiyorum çünkü kendisi burada. Sözü Mete'ye bırakıp onu dinlemek, ilham almak istiyorum sizler gibi. Biraz sohbet edeceğiz temamız etrafında Mete ile birlikte. Mete'yi dinleyeceğiz daha doğrusu. Sonrasında da bir sohbet alanımız olacak. Yani birlikte soru cevap yapabileceğimiz bir vakit olacak. Etkinliği mümkünse Türkiye saatiyle 12.30 gibi kapanmayı hedefliyoruz. Bunu da gözeterek hareket ederiz. Mete, tekrar çok teşekkür ederim geldiğin için. Hoş geldin. Söz sende. Ben çok teşekkür ederim. Hem davet için teşekkür ederim, hem bugün katılan herkese zaman ayırdıkları için teşekkür ederim. Hadi ya. Bunu tabii çok ilginç, yani görünmezlik olduğu için tabii benim de ilgimi çekti. Ama daha önceki videolara baktığınızda, daha önceki etkinliklere baktığınızda aslında ne kadar geniş şekilde konunun incelendiğini görüyorsunuz. Herhangi bir konu ne olursa olsun. Benim için de
bu etkinliği ilginç yapan aslında biraz o oldu. Yani kendimi de biraz zorlayıp ne anlama gelebilir, ne nasıl ele alabiliriz diye biraz düşündüm. Dolayısıyla biraz egzersiz olacak benim için de. Şeyin o ilk bölüm diyelim, hani benim konuştuğum ilk bölüm aslında ikinci bölüm, hep beraber konuştuğumuz, herkesin katıldığı ikinci bölüm için biraz daha fırsat yaratmak için çeşitli konseptleri, çeşitli kavramları size sunduğum bir bölüm olacak. Kaç slide var. İşin fizik bilim kısmından başlayıp bilimin toplum içindeki yerine falan gitmeye çalışacağız. Umarım eğlenceli olur. Umarım beğenirsiniz. Birkaç tane slide'ım var. Şimdi önce onu paylaşarak başlayayım. Bize yardımcı olsun. Görünüyor mu slide'lar? Böyle iyi mi? Evet, görünüyor. Tamam, çok güzel. Şimdi konumuz görünmezlik dedik. Görünmezlik olunca hemen tabii aklımıza görünmezlik belirini geliyor zaten. O yüzden de işte chat'e bekleme sırasında chat'e sorduğumuz soru görünmezlik belirleriniz olsa ne yapardınız dedi. Genelde gördüm ki insanlar seyahat ediyorlar görünmezlik belirleriyle. Tabii orada görünmezlik pelerini sizi daha iyi seyahat etmenizi sağlamıyor. Yani gene aynı işleri yapmanız gerekiyor. Uçağa biniyorsunuz, arabaya biniyorsunuz, yürüyorsunuz. Onların hepsi gene oluyor da sadece insanlar sizi görmüyor. Yani oradaki avantajı aslında enteresan. Yani bu kadar kişinin çok seyahat eder demesi ilginç geldi bana. Ve genelde her şeyin pozitif olması güzel oldu. Yani yardımda bulunurdum, hediye alırdım. Küçük naif şeyler yapardım. Bu çok güzel bir şey. Ama tabii görünmezlik dediğimiz zaman kelimenin kökeninde görmek var. Tabii fizikçi olarak oradan başlamak istiyorum ben. Yani görünmezliği anlamak için görmeyi anlamak gerekiyor. Görmekten bir fizikçi olarak, bir biyolog olarak değil ama bir fizikçi olarak görmenin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini, neyi görebildiğimizi. Tabii dolayısıyla neyi görebildiğimizi konuştukça neyi göremediğimizi, neleri göremediğimizi, görmediğimizi konuşmak gerek. Buradan da biraz kendimizi zorladığımız zaman aslında hani Türkçenin de gücünü kullanarak görmekle görememek arasındaki farkı, bunun bilimsel anlamda neye tekabül ettiğini biraz konuşmak istiyorum. Kelime olarak baktığınızda dediğim gibi görmek, yani bir gözlemde bulunmak bir fizikçi için, bir bilim insanı için çok önemli zaten. Ya aslında çok genel anlamda görmek bizim yapmaya çalıştığımız şey, başarmaya çalıştığımız şey. Görmemek aslında ne kadar çok şeyi bilmediğimizi, evrenin ne kadar büyük bir bölümünün bize görünmezlik belirliğiyle geldiğini şu an ve onu çözmeye çalıştığımızı belki biraz gösteriyor. Farkında olmadığımız, bilmediğimiz, o farkındalıkta farkındalık yaratmadığımız, yaratmamış olduğumuz daha evrendeki bilmediğimiz şeyleri karşılık geliyor. Görememek ise biraz daha farklı. Orada bir farkındalık var. Eğer katılırsanız. Yani farkındayız orada bir şey olduğunu ama biz göremiyoruz anlamına geliyor. Görmemekteki o farkında bile olmamak değil de görememek de bilip de görememek, bilip de o görme yetisine ulaşamamak var. Orada başka bir ekstra fazladan bir bilgi var. Orada bir gözlem yapan kişinin özne olduğu bir cümlede o kişinin yetersizliğinden bahsediyor. Yapamama, becerememek, başaramamaktan bahsediyor. Bunu aslında bu üç kelime çok güzel biraz özetliyor gibi bizim yaptığımız araştırmaları veya bilimsel araştırmalara nasıl yaklaştığımız. Tabii ondan sonra kelime oyunları deyince insan devam ediyor. O ilk üç kelime gözlemi yapan kişiyi özne yapıyor. Yani ben bir şeyleri gözlemliyorum, görüyorum, göremiyorum, görmüyorum, haberim bile yok. Ama bunun üçünde de, bu üç durumda da ben özneyim. Kişi olarak, yani bilim insanı olarak veya işte neyse ben özneyim. Ama tabii o görmeye çalıştığım şey de özne olabilir. O zaman onun açısından, o diğer şeyin diyelim, nesnenin, objenin, kişinin her neyse, evrenin açısından da görünmeme, görmek karşılığı da görünmüyor olmak. Görünmezliğe giden yolda farkındaysanız bir anda şey değişti, dil değişti. Yani gören kişi etken iken görünmezlik dediğimiz zaman artık o
görülmeye çalışılan kişi bir anda özne oldu. Bir anda o aktif birinci ses oldu. Görünmemek tabii karşılığında görünememeyi de getiriyor. Yani aslında belki de görünmek istiyorsunuz ama görünemiyorsunuz. Bir de o kısmı da var. Yani gene görmemek ve görememek kelimelerindeki o aradaki o farkındalık burada da var. Görünmemek sizin seçtiğiniz bir şey olabilir veya doğasından kaynaklanan bir şey olabilir. Ama görünememek sizin aslında bir şey istediğinizi, görünmek istediğinizi ve bunu başaramadığınızı gösteriyor. İlk satırdaki o görmek, görmemek, görememek bunlar daha çok bilim içinde, yani fizik içinde biraz işleyeceğim. Ondan sonra görünmemek ve görünememek kısmında birazcık daha bilim insanı ve bilim insanının toplumdaki yerini genişletmeye çalışacağım. Bakalım beğenir misiniz? Şimdi görmek diye başlayalım. O zaman en basitiyle görmek dediğim zaman genelde şöyle bir şey oluyor. Bir ışık kaynağı oluyor. Işık yoksa zaten görmüyoruz. Yani bu en basit anlamıyla, en günlük hayatımızdaki anlamıyla ışık yoksa görmek yok. Çünkü gözlerimiz, o görme fonksiyonuna sahip olan organımız ışık seziyor. İşte küçük dedektörlerimiz var gözümüzün içinde. Çeşitli renklere seçebilen, ışığın şiddetini seçebilen değişik bölmeleri olan bir organ göz. Ve ışık yoksa zaten hiçbir şey görmüyoruz. Işık varsa o ışık görmek istediğimiz objelerden, nesnelerden yansıyarak gözlerimize geliyor. Ve aslında bizim görmek dediğimiz o etraftaki ışığın objelerden yansıması oluyor. Ya da objelerin kendisi, nesnelerin kendisi ışık yayabiliyorlar. Ampul gibi mesela veya ne bileyim işte güneşin kendisi gibi. Ama genel olarak görme dediğimizde ışık kaynaklarına bakmıyoruz günlük hayatımızda. En çok kullandığımız tam bu çizdiğim şema. Yani bir yerden yansıyacak. En basit kavramıyla. Şimdi bu eğer olay sadece buysa aslında çok basit değil mi? Görmek son derece gördüğüme inanırım diyoruz mesela. Görmeden inanmam diyoruz. Dolayısıyla görmenin bir getirdiği bir mutlakiyet, bir kesinlik, bir doğrular yapısı var. Dilimizde de günlük hayatımızda. Yani gördüğümüz zaman rahatlıyoruz. O gerçek diyoruz. Ve dolayısıyla bir gerçek kavramı oluşmaya başlıyor. Burada bu çiçek var. Ve bu şekilde ve bu renkte diye veriyoruz. Her şey bu şu ana kadar güzel tabii. Ama ondan sonra böyle bir şeyler çıkıyor arada internette. Bazılarının satırlar bu ortadaki fotoğraf paylaşıldığında bu elbise ne renk diye sorulmuştu ve bütün dünya ikiye bölünmüştü ne renk olduğuna dair. Yaklaşık %50 bu sağdaki fotoğraf gibi aslında renk olduğunu söylüyordu. Diğer %50 de soldaki gibi olduğunu iddia ediyordu. Bu son derece hani basit bir soruda bile dünya ikiye bölündü. Yani ne renk bu elbise sorusu bile dünyayı böldü aslında. Madem bu kadar basit, hani ışık yansır ve bize gelen renklere bakarak karar veririz dediğimiz bir ortamda niye bu kadar yıl oldu? Oradan tabii gözlerin aslında çok da güvenilir olmadığı, herkesin biraz farklı gördüğü, o organın neyi ölçtüğü, hangi renge daha hassas olduğunda küçük oynamalar olduğu ve bunun da bazı renkleri ayırt etmede veya bazı gözlemlediğimiz şeyin ne olduğunu isimlendirme kısmında, yani gerçek yapma kısmında farklılıklar gösterdiğimizi bize sunuyor. Burada tabii sadece rengin biraz daha farklı olması değil, aynı zamanda görme işleminin bir fotoğraf makinesindeki gibi ışığın yansımasını birebir aldığı bir şey değil. Yani aynı zamanda beynimiz de çalışıyor. Yani gördüm dediğim şey aslında beyin sinyalleri de işin içine giriyor. Sadece o gelen oradaki ışığın dalga boyu değil. Dolayısıyla biz aslında bir gerçeklik yaratıyoruz beynimizde gördüklerimizle. O görme sinyallerinin gözlerimizden beyne giden o sinyalleri alıp yoğurup bir gerçeklik yaratıyoruz ve diyoruz ki ha demek ki karşımdaki bir çiçek. Yani gözümüzün içinde bir çiçek imajı çok belirmiyor. Daha çok biz onu proses ediyoruz kendi kafamızda. Ama o zaman tabii hangi ışıkla dediğim çok basit şemadan yola çıkarsam hangi ışıkla aydınlattığımız objeleri, nesneleri hangi ışıkla aydınlattığımız onların neye benzediğini belirliyor dolayısıyla. Şimdi burada güzel bir örnek var. Burada linki de koydum. Üç tane nesne var. İşte üzüm var, yeşil biber var.
Bir de istenme kartı var. Ayarlı renkleri var her birinin. En baştaki fotoğraf beyaz ışıkla odanın içinde beyaz ışık kaynağı varsa ne gördüğümüzü görüyoruz. Hepsini az çok beklediğimiz renkler. Ama ondan sonra kırmızı ışık olsa ne gördük dediğimiz zaman bir anda değişiyor. Sadece kırmızı ışıkla aydınlattığımız zaman ve sadece kırmızı kaldığı zaman iskambil kağıdı bir kere sadece kırmızı, full kırmızı hale geliyor ilginç bir şekilde. İşte diğerleri de kırmızı tonlar alıyor. Sadece yeşille aydınlattığımızda iskambil kağıdı yeşil oluyor. Mavi olduğunda da tamamen mavi oluyor. Buna baktığımız zaman şey anlıyoruz. Yani beyaz demek ki içinde hepsini biriktiriyor. Yani bu zaten bildiğimiz bir şey. Beyaz renk aslında diğer bütün renkleri biriktiren, gökkuşağı renklerini içinde barındıran renk diyoruz. Burada işte zaten o çıkıyor. Ama iskambil kağıdının sayıları ve içindeki o şekiller kırmızı olduğu için kırmızı dışında hiçbir renkte renk vermiyor. Dolayısıyla siyah çıkıyor onlar. Yani gelen ışık kaynağı eğer doğru renklerden oluşmuyorsa o zaman gördüğümüz şey de çok değişiyor. Burada dediğim gibi ya bir iskambil kağıdı olduğunu anlamayabiliriz sadece kırmızıysa veya diğer renkler çıkabilir. O zaman bir şeyi ne görüyoruz biz sorusu ortaya çıkıyor. Ne etrafımızdaki o aydınlanmayı, o ışığı sağlayan kaynağın özelliklerine bu kadar bağlıysak biz neyi görüyoruz diyebiliriz. Fizik olarak baktığımızda bizim görebildiğimiz renk skalası bu. Yaklaşık işte 400'den 750 nanometre dalga boyu bir alanı görüyoruz. Burada 400 ile 700 nanometre dememin sebebi çünkü burada artık renklere isim vermek özellikle bilim için, fizik için isim vermek çok zor. Hani aynı şu geri gideyim, şuradaki elbisedeki bu renk nedir, şu renk nedir diye sorusunda yoksa bütün insanlar oturup kavga edecekler. Onun yerine ölçüm yaptıktan sonra çıkan dalga boyuna yani bu ışığın ne kadar hızlı dalgalandığı ile ilgili aynı denizdeki dalgalar gibi yavaş dalgalar daha çok buradaki kızılötesi dediğimiz bu taraf kırmızı hızlı dalgalan ışık ise daha mavi ve daha bu taraf mor ötesi dalga boyuna sahip yani hızlı hızlı olduğu için dolayısıyla yaklaşık bu alanda bütün renkleri görebiliyoruz biz aslında. Fakat orada bir şey daha var. Bunu şeye bağlıyorum tekrar. Hani gördüğümüz şey gerçeklere bağlamak istiyorum. Evrende. Bu bizim gördüğümüzü söylediğimiz genelde internette veya işte çeşitli belgesellerde, okulda bu alanı, bu bandı biz gözlerimizle görebiliyoruz diyoruz ama gözlerimiz her rengi aynı şiddette görmüyor. Örneğin ilginç bir şekilde bizim gözlerimiz 555 nanometreye yani şuradaki bu çizginin olduğu yere çok hassas. Yani bir dağılımı var gözlerimizin hassaslığı. Ve bunun en hassas olduğumuz yer yaklaşık işte burası. Ve dolayısıyla 700 ve 400 nanometredeki yani uçlardaki dalga boylarını çok iyi görmüyoruz. Şimdi o gözün nasıl hassas olduğunu üstüne eklersen bunu, bu görüntünü, sadece renklerin ne olduğunu, dalga boyuna göre rengin ne olduğunu değil, bizim de ne şiddette görebildiğimizi göreceğiz. Şöyle yapayım. Evet, şimdi bu biraz değişti eğer farkındaysanız o band. Ve nasıl değişti? Başı ve sonu karardı bir anda. Ortası duruyor ama başı ve sonu karardı. Yani bu şeyi gösteriyor. Eğer bir ışık kaynağı, örneğin 700'deyse, 700-800 yani buralardaysa, yani kızılötesine doğru gidiyorsa yavaş yavaş, onun aydınlatacağı şeyler aynı şiddette olsa bile, çok parlak bir ışık kaynağı olsa bile, onun aydınlattığı bir çiçeği biz görmeyeceğiz. Çünkü gözümüz zaten ona hassas değil. Keza burada da 400 nanometre diyelim hani mavinin biraz ötesine baktığımız zaman çok da ileri gitmeden yani şuralarda bile aslında görmeyi bırakıyoruz biz. Yani bizim gördüğümüz yerler gerçekten şu kadarcık bir alan. Peki bu kadarcık bir alan neye tekabül ediyor güneş ışığında diye sorduğumuzda bu güneş ışığının bandı. Yani güneşe baktığımızda aslında bütün bunların hepsi geliyor. Bütün bu ışık renklerinin hepsi bize geliyor. Dünyamızı aydınlatıyor. Fakat bunun sadece şu kısmı, şuradaki işaretlediğim bandı, bu 400 ile 800 arası bandı karşılık geliyor. Gördüğümüzü iddia ettiğimiz banda karşılık geliyor ki onun da aslında dediğim gibi daha dar bir bandını görüyoruz. Geri kalan hepsi bizim görmediğimiz bir aydınlanma.
Yani dolayısıyla dünyadaki objelere baktığımızda veya evrendeki objelere baktığımızda aslında çok daha farklı renkleri var bunların. Çünkü bu bandı biz renk diyoruz. Bu çok emin bir şekilde bu mavidir, bu kırmızıdır, bu yeşildir diyoruz ama peki bunlar nedir? Yani burada güneşten gelen spektrumun, o bandın, ışıma bandının büyük çoğunluğunu ilgilenmiyoruz bile. Biz onlara bakmıyoruz bile. Aslında durum daha da vahim ne yazık ki. Bu sadece güneşin bize verdiği dalga boyları. Bütün dalga boylarına baktığımız zaman, o da şu üst tarafta, bizim o gördüğümüz dediğimiz, o bütün dünyamız, gerçekliğimizin olduğu yer, günlük hayatımıza bakarak gerçekliğimizi kurduğumuz yer, işte tam şu bant, şu aradaki bant. Bunun sol tarafı var, mor ötesi, bunun sağ tarafı var ve çok büyük bir alanda, bu artık logaritmik koyuyoruz bunu çünkü mümkün değil sığması ekrana. Yani lineer bir şekilde normal koyarsak, bunu işte 1, 2, 3, 4 nanometre diye başlayıp da gidersek, bu bandı göremeyeceğiz bile. O kadar küçük bir alanda bütün bizim gerçekliğimiz, bütün dünyamız. Burada işte bilim giriyor. Yani burada artık gördüğüme inanırım cümlesini çok da bırakmadan elimizden, o görmenin ne olduğunu biraz daha tanımlamaya gidiyor. Daha çok hani daha nasıl görebiliriz? Gözümüz kullanmadan başka nasıl görebiliriz? Hangi cihazları, hangi sistemleri kurarak görebiliriz demeye başlıyoruz. İşte burada infrared kameralar giriyor, mikrodalga, televizyon, zaten bunların hepsi aslında ışık. Hani o tırnak içinde ışık kavramı. Hepsi radyasyon, hepsi benzer şekilde, benzer bir denkleme bakıyor. Hepsi aynı denklemle çalışıyor, Maxwell denklemiyle dediğimiz. Dolayısıyla yani televizyonun çalışmasıyla gamma dalgalarının röntgen ışınlarının çalışma prensibi hepsi aynı aslında. Ve biz sadece bunun şu kadarcık bir bandını görmeye ve dünyadaki işlemimizle adamış durumdayız. Tabii bütün bunlara ulaşmak için orada o bilim insanının görmesi ne demek sorusu ortaya çıkıyor. Görmek dediğimiz işte bütün bu bandı görebilmek. Görmek dediğimiz hani bazen popüler bilim sayfalarında veya haberlerde işte bilim insanları yeni bir galaksi keşfetti falan diye bir haber çıkıyor. O galakside hani güzel, böyle çok güzel işte bir patlama olmuş, ışıklar, değişik renkler falan var. O tabii bu bantta olmuyor. Yani şu bantta olan bir şey değil. Örneğin buralarda olabilir, radyo dalgalarında olabilir şuralarda. Özellikle buralarda. Dolayısıyla onu biraz hani bizim anlamamız için biraz renklendirip buradaki evrendeki olayları alıp buraya hani sembolik bir şekilde taşıyarak onu gösterebiliyoruz size. Yoksa hani radyo dalgalarını tabii göstermek çok zor. Ama şeyi söylemek istiyorum. Yani aslında dünya hakkında bildiğimiz bütün bunlar. Yani burada o kelime oyunu dediğimiz zaman işte bu görememeye karşılık geliyor. Gözle görmüyoruz ama biliyoruz. Orada işte yeni gezegenler var, galaksiler var. Onların hepsinden gelen ışınları, dünyanın evrenden gelen ışınların ne anlama geldiğini, neyin kaynak olarak onları ürettiğini anlayabiliyoruz. Görmeden, direkt birinci elden görmeden. Ve daha görmediğimiz de şeyler var. O da işte kara madde dediğimiz, daha ne olduğunu bile bilmediğimiz. Dolayısıyla ve göremediğimiz, yani ışık üretmeyen, dolayısıyla karanlık duran ve bir yandan da hiçbir şekilde ne olduğu hakkında fikrimizin olmadığı şeyler var. O da görmemek, yani o artık farkında bile olmamak. Yani öyle bir şeyin farkındayız, orada var ama ne olduğu hakkında hiçbir bilmiyoruz. Dolayısıyla bu size şey göstermek için bu şemayı yapmak istedim. Hani gördüğüme inanırım sözünün aslında hem nasıl çok çok muğlak bir söz olduğunu, yani çok o kadar az bir şey görüyoruz ki görmediğimiz o kadar çok şey var ki bunun farkında olmanın bir aslında bir yükü var. Ama bilim insanı bu bilgiyi görmüyor olmayı görme bandını arttırarak buna karşılık hani evreni daha iyi anlamaya çalışabiliyor. Yani bunu biraz şey yapmak istedim. O görmeme ve görememe bilim açısından. Tabii görünmezlik pelerini dedik. Görünmezlik pelerininde tabii çok hani popüler kültürde çok olan bir şey. Bir pelerinimiz var. Üstümüze aldığımız zaman, işte burada Harry Potter'da olduğu gibi, üstümüze aldığımız zaman bizi görmüyorlar. Ama aslında
fizik olarak baktığımızda, gene hala şimdi fizik kısmına bakıyorum. Fizik olarak baktığımızda görünmemek demek aslında başka bir şey görmek demek. Yani sadece görünmemek yetmez değil mi? Yani kelime olarak baktığımızda eğer siz görünmüyorsanız aynı kara madde gibi simsiyah olması gerek. Yani hiçbir şekilde ışık yansıtmıyor olmanız gerek ki görünmeyesiniz. Ama bu görünmezlik pelerin olmaz o zaman değil mi? Çünkü o zaman Harry Potter'ın altında böyle kocaman bir kapkara bir pelerin olacak. Bu zaten var. Bizde cübbelerimiz var. Giyiyoruz. Zaten kapkara bir pelerin olacak. Görünmezlik olması için benim arka tarafı görmem gerekiyor. Yani sadece sizi görmemem değil. Benim arka tarafı sizin arkanızda kalan mekanı, o ortamı bozulmadan görmem gerekiyor. Ayırt etmeden, yan taraftan ayırt etmeden görmem gerekiyor. İşte işin zorluğu zaten bu. Bir örnek vereyim. Bu tanıdığım bir fizikçinin iki oğlu küçük bir deney yapmışlardı. Deneyde işte burada bir aynamsı bir şey var. Bu büyük abi burada duruyor. Küçük kardeş de buradan geliyor. Görüyorsunuz ki burada bu bir cam gibi bir şey var ama arka duvarı görürüz ama abiyi görmüyoruz buradan bir şekilde. Bu kardeş geçiyor arka tarafa ve büyük abinin arkasına oturuyor. Ama biz onu görüyoruz ama abinin ayaklarını görmüyoruz mesela. Ondan sonra işte abi aradan çekince küçük kardeşi olduğu gibi görüyoruz. Yani öyle bir cam ki bu. Arka tarafı gösteriyor ama bir şekilde arada kalan bu abiyi göstermiyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çok basit bir düzenek tabii bu. Bu oyun, o çocuklar için bir oyun. Aslında o düz bir ayna, bize doğru bakan düz bir cam veya ayna değil. Dört tane aynadan oluşuyor. 45 dereceli açıyla konmuş dört tane aynadan oluşuyor. Ve biz gördüm dediğimiz zaman, şu biz olalım, şu sağ taraftaki biz olalım. Bu da görmek istediğimiz küçük kardeş olsun. Küçük kardeşten yansıyan ışıklar önce birinci aynaya çarpıyor, sonra ikinci aynaya, sonra üçüncü aynaya, sonra dördüncü aynaya, sonra bize geliyor. Biz bu aynaları görmüyoruz aslında. Biz o ışığın geldiği yeri, yani kardeşi görüyoruz, küçük kardeşi görüyoruz. Büyük abi ise bu görünmezlik alanında duruyor ayakta. Dolayısıyla ikisi arka arkaya dursalar da bizim gördüğümüz bu abi değil. Çünkü ışıklar hep bu camdan, bu aynadan ve şu aynadan yansıyor. Dolayısıyla abi hiç o ışık değmiyor. Biz o küçük kardeşi görüyoruz arka tarafta. Şimdi bunu anladıktan sonra bir geri gideyim tekrar bakın. Bu cam düz değil veya bu ayna düz değil. Yamuk 45 derece aslında. Biz onu fark etmiyoruz. Bu şuradaki bu açı 45 derecelik açı içine abi girdiği zaman biz onun ayaklarını görmüyoruz. Çünkü aynanın öteki tarafını görmüyoruz. Ama bu yansıma sonucu böyle hani detour şeklinde böyle hani bir tali yoldan giderek ışık bir şekilde arka tarafa ulaşıyor. Arka tarafta da işte küçük kardeş var. Dolayısıyla görünmezlik pelerinin en basit örneği. Ama çok basit ama aslında bütün kavramı yakalıyor. Yani burada kavram ışığı bozmadan, arka taraftan gelen ışığı ve görüntüyü bozmadan gözlemciye ulaştırabilmek. Bugün bilimde görünmezlik üzerine çalışan insanların yaptığı aynen bu. Bakalım. Yani kavram aslında böyle kocaman kocaman aynalarla, etrafımızda aynalarla koşmak da olmaz. O hani görünmezlik peliniz olsa ne yapardınız sorusunun cevabı, buyurun görünmezlik pelini dört tane ayna taşıyacaksınız sırtınızda derse hiç kimse seyahat etmez muhtemelen. Çünkü çok ağır olur bunlar. Onun yerine çok daha bu kavramdan yola çıkarak nasıl görünmezliği yaratabiliriz dediğiniz zaman ışığı yansıtmama değil, tam tersine ışığı etrafından döndürerek tekrar başladığı bu ok hani o yönü belirtsin. Işık böyle geliyorsa arka tarafta bir kaynaktan, bir yerden, güneşten, bir odadaki bir resimden, bir şeyden. Sizin etrafınızda o ışığın dönüp tekrar aynı rotaya konması gerek ki ben baktığımda bu döndüğünü buralardan görmeyeyim. Arkadaki o imajı göreyim, oradaki o objeyi yakalayayım. Esprisi bu. Yani bunlar burada hani milyonlarca küçük aynanın yansıta geldiğini düşünün. Burada tabii ışığın yön değiştirmesi, ışığın kırılması aslında günlük hayatta çok gördüğümüz bir şey. Bir bardak suyun içine bir kaşık koyduğunuz zaman kaşık bir anda ikiye bölünüyor. İşte bu ışığın kırılması su içinde yani farklı bir indisi olan bir şey içinde, bir sıvı içinde ışığın daha farklı yansımasından kaynaklanıyor. Bu prensibi de kullanarak yapabiliriz. Yani John Pendry işte bunu zamanında yapan bir insan. 2006'da bakayım. Evet, 2006 yılında çok güzel bir
makale yayınladı. Ve bu makale dedi ki biz görünmezlik diye bir şey yapabiliriz fizikte gerçek olarak. Yani bu sadece Harry Potter hikayesi olarak kalmayabilir veya başka hikayelerdeki gibi kalmayabilir. Tek ihtiyacımız olan işte bu, şu mavi alan, bu pelerin. Eğer biz bu kırmızı objeyi saklamak istiyorsak, o zaman onun etrafına bu elektromanyetik dalgaları, yani ışığı, aynı şu şekilde, bu şu şekilde bükebilecek bir yapı kurarsak, o zaman gelen ışıklar etkilenmeden öbür tarafa geçebilir. Dolayısıyla bakan insan bu objeyi değil, arkasını görür. Arkasını gördüğün zaman da görünmezlik olur zaten. Yani dediğimiz gibi görünmez olmak sizin görünmüyor olmanız değil, arka tarafın görünüyor olması, siz geride kalan her şeyin görünüyor, bozulmadan görünüyor olması anlamına geliyor. Bu da onu çok iyi gösteriyor. Burada işte bu maddenin özelliklerine bağlı olarak bunu yapılabiliyor. Zaten 2006 yılında da hemen bunun deneyi yapıldı ve gösterildi. Optik alanda değil, yani bizim gözle görebildiğimiz alanda değil, band değil, mikrodalga bandında bunu ilk gösterdiler. Şimdi optikte de gösterdiler artık. Ve burada da işte görüyorsunuz. Burada bir obje var. Bir tane bir kutu var. Silindir. Tepeden bakıyoruz. Burada da işte bu özel dizayn edilmiş bir malzemesi var. Buradan görüyorsunuz şey, o dalga geliyor, ışık dalgası geliyor. Işık dalgası gelince burada bu bükülüyor, yamuluyor falan ama ondan sonra bitirince, bütün bu pelerini bitirdiği zaman neredeyse aynı formatına geri dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla buraya baktığınızda eğer kafanızda veya elinizle kapatın o ortadaki silindiri, baştaki dalgalarla sondaki dalgalara baktığınızda bir şey değişmediği için aynı bir rıhtımdaki gelen dalgaları düşünün. Eğer hiç arada bir obje yoksa dalgalar olduğu gibi devam ediyorlar. Dolayısıyla ortaya bakmadığınız zaman aslında o dalgaların devam ettiğini görüyorsunuz. Ve ben size sorsam, o ortayı şurayı kapatarak sorsam, burada bir obje var mı, dalgaları bozan bir şey var mı desem yok dersiniz. İşte bu zaten işte tamamen fiziksel olarak görünmezliği nasıl edilebileceği değil. Yani başka şeyleri gördürerek kendinizi görünmez kılıyorsunuz burada. Fiziksel olarak prensibi. Şimdi paylaşımı kapatayım. Şuradan. Şimdi burası işin fizik kısmı. Birazcık da şey değinmek istiyorum. Dediğim gibi, söz verdiğim gibi. Sadece işin fiziğini, görünmezliğin fiziğini anlatmak değil. Biraz daha öteye gitmek istiyorum. Birkaç dakikada ondan bahsedeyim. Görünmemek ve görünememek. Görmemek ve görememek diye bölmüştük kelimeleri. Orada da bilim insanının görmesi, araştırma yapması ile gözlem yapmasından bahsetmiştik. Ve ne kadar büyük, geniş bir skaladan, geniş bir spektrumdan bahsetmiştik. Kuantum fiziği deneylerinde, CERN'deki bütün deneylerde, kütle çekim dalgalarını gözlemlemede, hiçbirini aslında gözümüzle görmüyoruz. Bunların hepsi tamamen bilgimize, birikmiş olan bilgimize dayanarak bir sonraki basamağa, görünmezlik, evrenin görünmezlik pelerini biraz daha aralayabildiğimiz çalışmalar oluyor. Konularda da konuşabiliriz daha sonra. Ama bir yandan da işte dolayısıyla bilim insanı görmez. Yani bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, o kara madde gibi veya daha çözülmemiş pek çok, aslında fiziksel olarak daha çözemediğimiz pek çok soru var. Bunların hepsi işte o görünmezlik etrafında, o nasıl korkmadan, nasıl nereye gideceğimizi, hangi konularda uğraşacağımızı bilmeden bu işin içinde olmanın verdiği bir şey var. Yani bilimin mutlak olmadığı, bilgi birikimi, sadece bilgiler kaynağı kümesi olmadığı, aslında hep bilinmeyen çizgisinde ve görülmeyen çizgisinde sürekli oynadığımızla ilgili. Orada bilim insanının görmemesi üzerine durmak isterim. Ama orada işte görünmek kısmında, şimdi bilim insanının da bilim insanının kendisinin artık obje olduğu, sadece özne değil de nesne olduğu şekilde bakarsak, bilim insanı görür, görmez, göremez, o kendi yaptığı araştırmalar. Peki bilim insanı görünür mü? Bilim insanı kendisi bir nesne olarak görünür mü, bir obje olarak görünür mü, görünmez mi? Hem görünmesi gerek, bilim insanlarının topluma ulaşması, bilimi anlatması,
ve günlük hayatımızda bilimin daha çok var olması, bazı kararlarımızın bilimsel temellere dayalı bir şekilde alınması için bilim insanının görünür olması gerek. Tabii bununla beraber bilim insanının aynı zamanda görünmez de olması gerek. Çünkü günlük hayatımızda bilim uzun soluklu bir şey ve kendi kendini yenileyen bir şey. Günlük hayatımızda sürekli bilim insanlarının var olup toplumla iletişim halinde olmasının bir negatif yanı diyelim. Çok pozitif yanı var. Fakat bir negatif yanı da kendi kendini bilim yenilerken, toparlarken, düzeltirken, yanlışlarken bu yanlış anlama süreci yaratabiliyor. İnsanlar bu bilim insanları çok da bir şey bilmiyormuş diyebiliyorlar. Gerçekten öyle aslında. Yani bir yandan yeni bir şey buldum deyip söylediğin zaman bir sonraki makalenin onu doğrulamasını veya yanlışlamasını bekliyorsunuz. Başkalarının da o deneyi yapmasını veya o araştırmayı yapmasını ve size kaynak olarak geri dönmesini bekliyorsunuz. Dolayısıyla o süreçte, o üretim devinim sürecinde aslında biraz da toplumdan uzak kalmanın avantajı var. Çünkü toplum genelde çabuk tepki isteyen ve biraz nasıl denir ona maymun iştahlı bir organizma. Yani işte pop müzikteki gibi hani o bir sonraki şarkıyı bekliyorsunuz. Bilim de size bir sonraki şarkıyı, bir sonraki buluşu hemen vermesi gerekiyor gibi bekliyorsunuz. Yani toplum olarak bekliyoruz. Ben de dahil buna. Vatandaş şapkamla konuşayım. Dolayısıyla o devinim yanlış anlaşılabiliyor. Bilim insanları da çok da bir şey bilmiyormuş denebiliyor. İşte burada her ne kadar yani geride kalıp o etkilenmeyip ondan sonra o uzun soluklu bir süreçten sonra bulguları paylaşmanın avantajı olduğunu düşünsem de bir yandan işte sürekli topluma o bilimsel desteği, o bilimsel yaklaşımı ondan sapmamayı bir şekilde örnek olabilmek için de görünür olması gerekiyor. Ama bir de görünemez olduğumuz dönemler var bilim insanları olarak. Görünemezden kelime anlamı olarak konuşmuştuk. Görünmek isteyip de görünememe durumu var. Tarihte çok var bundan. Bilim insanlarının göz ardı edildiği, çok ciddi bir kaynaklarla ve verilerle gündeme gelseler de aslında gündem dışı itildikleri, günlük çıkarlar için veya çeşitli sebeplerle göz ardı edildikleri durumlar oluyor. Yani işte iklim krizi bir tanesi, ozon deliğinin ne kadar uzun süre ve ne kadar büyük çabalarla açıklamaya çalıştıkları, tütünün zararı bile var bunun içinde. Ne zaman bilim insanları bir veri elde ettiğinde eğer bazı çıkarlar için uygun değilse çok uzun süre uğraşmaları gerekiyor. Çok da zamanlı bir konuşma tabii. Don't Look Up, Yukarı Bakma adlı film. Bunu çok güzel, biraz da esprili bir şekilde inceliyor. Gökyüzüne gelen meteoru ikna etmek için insanlarla konuşmaları gerekiyor her şey ortadayken. Çok güzel bir film. Yani dolayısıyla bilim insanı hani görür, görmez, göremez bunlar bilim içinde olan, bilimin kendisini biraz tanımlayan sözcükler. Ama bilim insanının görünür olması, görünemez olması, görünmez olması bunlar da bilim insanının toplumla iletişimini ve nasıl o toplumla angaje olduğunu gösteren şeyler. Son olarak bir şey söylemek istiyorum vaktimiz varsa. O da bilim insanının içinde de bir görme, görememe, görünememe problemi var. Ve dolayısıyla orada da bakayım bir slide daha paylaşmak istiyorum. Şuydu. Bu küçük bir çalışma, çok yıllar önce yapılmış küçük bir çalışma. 12-13 yaş grubu öğrencilerini Amerika'da Fermilab diye bir laboratuvar var, parçacık hızlandırıcı. Orada toplamışlar ve bilim insanı kimdir diye bir soru sormuşlar. Ve hepsine güzel bir egzersiz yapmışlar. Çok tatlı bir çalışma. Ondan sonra yıllarca da devam etmiş bu proje. İşin esprisi şu, öğrencileri topluyorlar ve bir resim çalışması yapıyorlar. Sizce bir bilim insanı neye benzer diye çizdiriyorlar. Ondan sonra Fermilab'le bir gezdiriyorlar bu çocuklara. İşte çeşitli bilim insanlarıyla tanışıyorlar. Ondan sonra tekrar çizdiriyorlar gün sonunda. Çok güzel bir çalışma. Bu
3 tane örnek. Yani birçok öğrenci, oradaki gördüğünüz bütün öğrenciler katılmış bu ilk yapıldığı yıl. Ve 3 tane rastgele 3 tane örnek seçtim. İşte Kyle, Amy ve Andrea bunları çizmiş. Bilim insanı neye benzer diye. Fakat baktığınızda hepsinin ortak yanları var. Hepsinin beyaz önlüğü var. Hepsi erkek, hepsi kel. Hepsi bir şeyler karıştırıyorlar. Ve çok da renk yok. Yani karışılan o duman ne kadar, hani niye öyle bir duman çıkıyor o ayrı. Ama onun dışında çok da bir renk yok. Yani biraz bir uzaklık var. Yani çocukların bilim insanı kavramına uzaklığını da gösteriyor. Bir renk eksikliği. Çok da özenli, çok da bilerek çizilmiş şeyler değil. Tabii görüştükleri bilim insanlarından sonra oturup akşam, akşamüstü tekrar çizdiklerinde aynı çocuklar şunları çiziyorlar. Bir anda değişti. Bir anda bir tanesi kadın oldu. Bir tanesinin çizgili kaza oldu. Bir tanesinin bilim insanı olup olmadığı hakkında hiçbir fikriniz yok. Altta Andrea'nın çizdiği rastgele bir insan, sıradan bir insan, değil mi? Bir anda işte o iletişimle beraber o bilim insanının aslında tek bir profil olmadığı, tek bir stereotip olmadığını gösteriyor. Burada enteresan bir şey, birçok görünürlükle ilgili birçok problem var toplumda. Bu bilime de yansıyor. İşte ırk, dil, din, gelir durumu, etnik köken, cinsiyet. Bunların hepsi aslında birer neden olabiliyor. Bir ayrımcılık, bir görünememezlik konusunda bir neden olabiliyor. Burada cinsiyet için ilginç bir konu var. Her ne kadar öğrencilerin buluştuğu bilim insanlarının yarısı kadın olsa da o gün katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu hala erkek çiziyor. Ve kadın çizen çok az. Burada Amy örnek olarak verdim. Amy de zaten kız. Yani dolayısıyla bir şekilde orada bir Kyle ve Andrea'ya bilim insanı kadın da olabilir anlatamıyoruz. Bir şekilde o gene erkek olarak kalıyor onun için. Bu aslında en göze çarpan, şu an için en göze çarpan bizdeki o görünememe durumu bilimde kadınlar için geçerli. Size tamamen kişisel deneyimimle 3 tane örnek vermek istiyorum. Neden konferanslarda çok fazla bilimsel konferanslarda kadın göremiyor olmamızı erkekler tarafından genelde söylenen 3 tane sebep. İşte bilimde erkekler kadınlardan daha fazla. Doğru, %20 oranında zaten daha lise bitiminde en azından İngiltere için ben bunu bu rakamı biliyorum. Türkiye için bilmiyorum bu sayıyı. %20 seviyesinde geliyor zaten. %20 kadın, %80 erkek zaten lisans eğitimine başlıyor. Yani zaten çok kötü bir oranla başlıyoruz. Bunu geliştirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla zaten normal erkeklerin daha ağırlıklı olması denebiliyor. Veya biz liyakat esaslı seçiyoruz. Yani eğer iyiyse biz en iyi olanı seçiyoruz. Erkek çıkıyor. O en iyi olan deniyor. Bir de davet etsek de kadınlar çoğu ailevi durumların nedeniyle zaten gelmiyorlar deniyor. Çok denedik, çok davet ettik ama hiçbiri gelmedi. Mecburen sadece erkek olarak yapıyoruz. Çok standart böyle duyduğumuz bir şey. Burada tabii ilki aslında sorumluluk devretme. Yani bu problem benle kaynaklanmadı. Benden önce kaynaklandı. Dolayısıyla benim yapacak hiçbir şeyim yok demek. İkincisi liyakat esaslı seçiyoruz demek aslında bilinçsiz bir ön yargı. Çünkü genelde bu konuşmacıları seçerken, bu konferans katılımcılarını ve hatta bir pozisyon için, bir akademik pozisyon için seçerken yaratılan listelerde bir ön eleme otomatikman oluyor. Bir şekilde o herkesin ortaya sunduğu listeler içinden bir en iyiler grubu listesi çıkacaksa orada mutlaka bir bilinçsiz ön yargı işin içine giriyor. Yani siz istemeseniz de bunu yapıyorsunuz. Ve son olarak da davet etsek de kadınların çoğu ailevi durum nedeniyle zaten gelemiyorlarsa o zaman konferansınız buna uygun bir şekilde ayarlanmalı. Eğer her konferansın bir yemeği oluyorsa, her konferansın bir kahve molası oluyorsa o zaman bir çocuklar için bir keş kısmı da olmalı veya ona uygun bir şey de yapılabilmeli. Yani bunlar hiçbir aslında bahane değil, bunlar çözebileceğimiz şeyler. Bu da istemediğimiz bir görünememe durumu bilimde ve umarım bunları atlatabiliriz zamanla. Bu kadar. Sunuşlarım, konuşmalarım bu kadar olacak. Biraz uzun oldu. Kapatayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Uzun olmadı ya. Öyle düşünme lütfen. Çok teşekkür ederiz. Daha vaktimiz var yani.
Valla ben böyle notlar falan aldım kendime. Ama bir yandan burada çok çok güzel insanlar var. Hep birlikteyiz. Ben çok konuşmak istemiyorum. Şimdi Mete bitirdiği için böyle bu diyaloğu bir sohbet halinde devam ettirmek bizi çok mutlu eder. Varsa bir sorunuz el kaldırabilirsiniz ya da mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz. Ama 80 kişiyiz, birbirimizi de gözeterek devam edelim. Hatta sanırım Esra Hanım'ı görüyorum, sınıfıyla katılmış. Sınıfta da bilmiyorum kaç kişi var ama bayağı mutlu oldum böyle tek bir ekranda bir sürü insan görünce. Teşekkürler katılımınız için. Şimdi hem chatten yazanlar var, hem el kaldırabilirsiniz, hem mikrofonunuzu açıp başlayabilirsiniz. Ben moderasyona destek olacağım. Sorusu olan ya da yorum yapmak isteyen var mı? Bir Yunus ve Servet'e söz vereyim. El kaldırdı. Sesi açabiliyor musun? Ben mi açayım? Açabildim, evet. Tamam, hoş geldin yeniden. Merhaba Cemre. Merhaba, merhaba sevgili Mete Atatürk'e. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar. Yunus ilk defa böyle bir Zoom toplantısına katıldı. Ve çok ilginç bir şey söyledi. Ben onu paylaşmak istiyorum. Bu gezegenlerle ilgili... Hani göremiyoruz ama varlar dediğin zaman Yunus dedi ki evet anne dedi, burada da bu kadar insan var ve biz şimdi onları görebiliyoruz ama ya varlar aslında. Çok belki çok temel bir şey, ben bunu hiç böyle düşünmemiştim çünkü bu iPad ve internet olmasa biz bu kadar insanı bir arada göremeyecektik. Siz yani bilimin elinde olan cihazlarla da şu anda gezegenleri, onların ötelerini görebiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel, bunu paylaşmak istedim. Bu kadar. Çok, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yunus çok güzel aslında özetlemiş. İlla görmek değil, görmenin nasıl olduğunu, ne gerekiyorsa, göremediğimiz şeyleri görebilmemiz için ne gerekiyorsa onu yaptığımız bir şey aslında bilim. Bir sonraki o şeye ulaşabilmek için. Dolayısıyla burada evet, yani burada yani 80 kişi bir aradayız diyoruz. Ve bunu sağlayan da aslında işte bilim ve teknoloji bir yandan. Merhaba Yunus. Ben şeyi merak ediyorum. Bu kadar çok aslında, yani bu biraz da bilimsel olarak da sunumlarda gördük ya, ne kadar dar bir yeri görüyoruz ve görünmeyen alan ve bilmediğimiz, yani görmediğimiz her şeyi bilmediğimizi de düşünüyorum. Bu kadar büyük bir görünmezlik, bilinmezlik varken bir bilim insanı olarak da, bir herhangi biri olarak da aslında nasıl konfor alanı tutabiliyorsun Mete? Yani bence çok zor, çünkü ben mesela bunları böyle tekrar dinleyince şey oldum, huzursuz oldum yani. Bu konuda ne düşünüyorsun? Çok çok doğru bir soru. Yani o konfor alanı çok doğru bir laf orada. Konfor alanımız yok. Yani bilim insanı olarak aslında işte o birazcık ona değindim böyle bir cümleyle. Toplumda genelde bilim ve bilim insanı için hani ayaklı kütüphane, bilgi kaynağı diye yaklaşılır. Hani çok bilen, çok bilgi sahibi olan diye yaklaşılır. Tamam, tabii ki yani her bilim insanları yani kendi konularında tabii ki çok bilgi bilmesi, bilgiye sahip olması gerekebilir ama asıl bilimi yürüten o bilgilerin birikimi değil, bir kütüphane gibi bir tutma, arşivleme değil. Daha çok o sürekli o bilinmeyenle bir kol mesafesinde olma. Bilmediğin şeyle uğraşıyorsun sürekli. Yani biz çok iyi bildiğimiz, ezbere artık bildiğimiz denklemleri oturup tekrar tekrar çözmüyoruz. Onlar çözüldü. Onu hani derste anlatırım belki öğrenciler için ama benim araştırma kısmında, hani bilim üretme dediğim kısımda bilmediğim şeylerle oynuyorum. Dolayısıyla çok toyum aslında. Yani çok... hazırlıklı değilim. Hazırlıklı olsam zaten biliyorum o işi. Hazırlıksız bir şekilde deneye yanıla, bol bol yanıla bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Bir şey iddia ediyoruz, sonra onun saçma olduğunu anlıyoruz. Yani görünmezlik pelerini diyeceksek, bulmaya çalıştığımız kişileri hepsinin görünmezlik pelerini içinde oda etrafında koşuştuğunu düşünün ve kaç kişi olduğunu bile bilmiyorsunuz ve birilerini bulmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde bir serüven. Dolayısıyla aslında hiçbir o hani comfort zone'a sahip değiliz. Ve deneylerde de hani görmede, işte çiçeği gördüm, ağacı gördüm falan diyebilirsiniz ama günlük hayatta
veya kitaptaki cümleleri, kelimeleri, sözcükleri gördüm diyebilirsiniz ama sonuçta hepsini bir makineden geçiriyorsunuz. O beynimizden geçirerek ve analizini yapıyoruz ve onun ne olduğunu, bu çiçektir, bu kelimedir diye analizini yapıyoruz. Aslında bilim insanı da yaptığı o görmeyi göz dışında geri kalan bütün kaynaklarımızı kullanarak ve işte teknolojiyi, bilimi, bilgiyi kullanarak benzer şekilde bir makineden geçirme süreci yaptığımız. Bir de şeyi ekleyecektim. Aslında iki tane ekleyeceğim şey var. İki kişi de bekliyor sırada, hızlı olayım. Bir hani aslında bilim ve yaratıcılığı çok yan yana duymuyoruz ya ana akım eğitim sisteminde falan. Ama aslında tamamen bir yaratım süreci. Yani tamamen bir yaratım süreci. Hani bu niye bu kadar ayrı duruyor sence? Onu merak ediyorum. Yani senin perspektifinden merak ediyorum. O çok ilginç. Yani bu ülkelere göre değişik dağılımlar gösterdiğini biliyorum. Bunun neden olduğu hakkında yorum yapmayayım. Çok detaylı bilmediğim için yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Ama ülkelere göre çok değişiyor ve genelde bazı ülkelerde çok daha bu dediğim gibi hani bilim ayaklı kütüphane, bilgiler birikimi, bu bilgileri öğren, sen de artık bilim insanı ol gibi bir yaklaşım söz konusu. Diğer üniversitelerde, diğer ülkelerde, diğer coğrafyalarda daha fazla işin yaratıcılık kısmına, anladın mı kısmına, yani bunu çözdün ama anladın mı, bu denklemi çözdün, bu denklemi biliyorsun veya bu katsayıyı biliyorsun ama anladın mı, ne anlama geldiğinin farkında mısın kısmına daha fazla önem veriyorlar. Oralarda bilim daha hızlı gelişiyor. Oralarda bilimsel o üretkenliğin daha fazla olduğunu görüyoruz. O aradaki korelasyonun olduğunu düşünüyorum ben. Nedenlerine girmeden. Ama evet, yani o şeyde bilinmeyen sularda kulaç atmayı öğrenmek için o denklemleri çok iyi ezbere biliyor olmak yetmiyor. O değil yani. Hatta bilmemenin bile faydası oluyor bazen. Kesinlikle. Bu benim için çok derin bir konu. Ayrıca uzun uzun sohbet ederiz yaratıcı kısmı ile ilgili. Şey zaten bir örnek olarak çok kısa ekleyeyim. Toplumda genelde şöyle bir ayrım da oluyor. İşte bilim insanı ciddidir, kesin konuşur, hani verilere dayalıdır, objektiftir, nötrdür, duygularıyla çalışmaz, tamamen işte verilere göre çalışır. İşte şunu denedik, olmadı, tamam bir daha yenisini deneyelim diye. Ama işte sanatçı tam tersidir. Delidir, biraz çılgındır. Gece 3'te uyanır, o şiirin son cümlesini yazar. İşte bir anda böyle gece 4'te uyanır, kalkar gider paletini alır. Hemen o son vuruşu yapar ve bitti resim. Tablo bitti falan der böyle. 3 yıldır uğraştığı tabloya. Tabii ikisi de doğru değil, değil mi? Yani ikisi de aslında doğru değil. Bilim insanı da o yani sonuçta gözle görmediğiniz için hani o full spektrum dedim madem ona gönderme yapayım. Sonuçta bir ekranda, ekranın bir yerinde bir ya bir şöyle bir tepecik olacak ya bir çukur olacak, bir sinyalli bir değişiklik olacak. O yani bütün her şey ona bağlı. CERN'deki bir deney yapıyorsanız da öyle, bir lazer deneyi yapıyorsanız da öyle. Yer çekimi, kütle çekim dalgalarını görecekseniz, başka bir kara deliklerden gelen bir kütle çekim dalgasını görecekseniz de bu aralarında 10 milyon kat skala farkı var bütün bunların hepsinin arasında. Ona rağmen hepsi az çok aynı sinyali verecek size. Ekranda bir şey değişecek. Bunu umuyorsunuz. Yani ekranda bir şeyin değişmesini umuyorsunuz yıllarca. Şimdi bu objektif olamazsınız. Bu yani çok saçma bir şey. Yani her gün kendinizi motive edip gidip bir daha deneyelim, başka şekilde deneyelim, başka bir şey yapayım kısmını başaramayıp gece yatıp uyuyup sabah kalkıp belki gece uyanıp başka bir şey mi deneseydik kısmını o passion, o şey, o ihtiras, o tutku olmadan yapmak mümkün değil. Hani sabah 5 oldu, şimdi kapatalım, sabah 9'da tekrar bilim yaparız gibi bir yapıda çalışmıyoruz. Benzer şekilde sanatçının da çok çalışması gerekiyor. Sadece düz ilham gelirse sanat yaparım, yoksa oturuyorum bütün gün evde. Bir yapı yok. Deniyorsunuz, çalışıyorsunuz, bir şey olmuyor, başka bir teknik deniyorsunuz. Onların getirdiği, o çalışma, üretmenin getirdiği bir yaratıcılık besleme seansı var. O ikisi aslında birbirine çok benzer o yüzden. Bilim insanı ve sanatçının günlük hayatı, yani üretene kadar ki o süreci aslında çok el ele gidiyor bence. Teşekkür ederim. Ben susuyorum. Esra Hanım'la devam edeceğim. Ebru Hanım. Şimdi tam adı yazmıyor, o yüzden emin olamadım. İnternetten bakmıştım. Sınıfa dönüyorum. Sınıfa. Buyurun. Sesiniz gelmiyor ama.
Hiç gelmiyor şu an. Bir daha konuşur musunuz? Şey yapalım. Mehmet'le devam edelim. Size geri gelelim sonra sessiz çözünce. Olur mu? Tamam. Mehmet, sonra Betül, sonra Faruk diye gideceğim. Herkese merhabalar. Lütfen. Beni duyabiliyor musunuz? Evet. Merhaba. Hocam merhabalar. Tekrar çok teşekkürler. Hem Cemre Hanım hem sizlere. Özellikle bizlere ve insanlığa katkıları için çok teşekkür ederiz. Yani bu konuda çok mutluyuz. Sizleri böyle canlı olarak dinlemekten dolayı çok mutluyuz. Eşimle birlikteyiz şu an ikimiz de. Sağ olun. Hocam çok konudan ayrılmak istiyorum ama ufak bir şey sormak istiyorum. Biliyorum sizin de kediniz var. Çok seviyoruz kediyi. Gördükçe böyle mutlu oluyoruz. Biz de hayvan aşığı insanız eşimle birlikte. Bazen kedilerimiz, daha önce köpeğimiz de vardı. Evdeyken böyle garip garip yerlere bakıyorlar, fokuslanıyorlar. Hiç ne olduğunu anlam veremiyorsunuz. Yani bu görme işi bizlerden çok daha farklı mı hayvanlarda? Bunu çok merak ediyorum. Evet, orada benim kedim de yapıyor onu. Bazen böyle bir dalıyor. Bir süre bir yere bakıyor. Duvara, kitaplara falan bir yere bakıyor. Ondan sonra devam ediyor kendi işine. O arada ben bir şey planladığını düşünüyorum. Benimle ilgili bir şey planladığını düşünüyorum. Nasıl yapsam da Mete beni sokağa çıkarsa, gezdirse falan diye böyle büyük kendi kafasına bir plan yaptığını falan düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir karikatür de vardı hocam. Belki bir denk gelmişsinizdir. Kediyi çizmişler. Üst tarafta da tabii baloncukta şöyle yazıyordu. Ya dur şuraya bakayım diyor, diyor. Arkadaş da benim bir şey baktığımı zannetsin diyor. Falan gülüyor böyle karikatür kendine. Yani görmenin kedi Kedilerden farklı beklerim. acaba? Dalga boyları. Efendim? Görmeleri bizden farklı mı acaba? Bizden az önce anlattığınız o Evet. spektrum var. Çok daha farklı yerler acaba görebiliyorlar. Bunu çok hani geniş soruyorum hayvanlar olarak. Böcekler olsun, diğerler olsun. Bizim görmediğimiz şeyleri onlar görebiliyorlar mı acaba? Evet, yani bizden daha farklı bir zaten bütün hayvanların, bütün canlıların kendi bir skalası var, bir görme bandı var. Bu bant hem kaymış da olabiliyor, daha geniş de olabiliyor. Yani çok fark ediyor. Biz örneğin üç renk üzerine yani gözlerimizdeki yapı üç rengi seçebildiği için zaten o, yani televizyonlardaki o RGB dediğimiz şey aslında benzer gözden de ilham alınmış bir şey. Ve bizim gözümüz yeterince kötü olduğu için o üç renkli idare edebiliyoruz. Yani ben beyaz görmek istiyorsam o güneşin bütün spektrumunu bütün bandını üretmeme gerek yok. Üç rengi hatta iki rengi bana sunduğunuz zaman ben onu beyaz zannediyorum. Gözüm o kadar kötü benim, yani ben insan olarak söylüyorum. O kadar kötü gözleri sahibiz. İki tane rengi doğru aralıkla, doğru bantta iki renk verdiğiniz zaman biz onu beyaz bile görüyoruz. Genelde bu sokak aydınlatmasında falan kullanılıyor. Veya sokak aydınlatması değil de işte panellerdeki o hani beyaz yazı yazacaksa genelde üç rengi üreten diyotlar kullanmak yerine iki renkli idare ediyorlar. Çünkü ucuz oluyor. O kadar kötü gözümüz Evet. yani. Ama birçok hayvan var doğada. Bu hayatta yetmez. Onları iki renk olarak görürler. Eş zamanlı olarak iki renk olarak görürler. Biz onu yapmıyoruz. Biz gözümüz her zaman tek bir renk görüyor. O ilginç değil mi? Yani birkaç tane renk, birkaç tane işte ışık kaynağı olsun farklı renklerde. Hepsini karıştırdığınızda tek bir renk görüyoruz. Bu da işte hani resim yaparken o palette renkleri karıştırdığınız zaman yine de hala tek bir renk ve bir ton elde ediyor olmanızla alakalı. Oysa birden fazla rengi eş zamanlı olarak görebilen hayvanlar ve bunu fark eden hayvanlar. Yani çok az, bizim göz yetimiz çok az yani gerçekten. Zaten hemen bozuluyor. Hocam tekrar çok teşekkürler. Çok sağ olun. Size iyi Ben çalışmalar. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Esma Hanım'a bir kere daha söz vereceğim. Tekrar farklı bir şekilde bağlandılar sanacağım. Merhaba. Sizi Mete Bey'i çok uzun zamandır takip ediyorum. Samsun Bafra'da fizik Merhaba. öğretmeniyim. Öğrencilerim özellikle çok önemli çünkü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyiz. Çocuklarımız bilimle meraklı, ilgili. Ama işte bu kadınlara gerçekten yapılan ayrımcılık ülkemizde de yaşanıyor. Bundan müzdaribiz ama meraklı gençler var burada. Sizin bu konuşmalarınızı dinleyerek bizi ufkumuzu açtınız. Lise müfredatında çok önemli bir şey ışık.
ışıkla başlıyoruz, ışıkla bitiriyoruz biz anlatırken. Onun için bu sizin bakış açınız da bize bir değişiklik oldu. Elif, sizinle öğrencilerimizden Elif sizinle konuşmak istiyor. Bir iki cümle. Merhaba, merhaba Elif. Bizim okulumuzda bilim adına ya da sanat adına toplantılar yaptığımız bir kulübümüz var. Bu kulübümüz bilimle çok ilişkili ve çok şeyler merak ediyorlar. Sizlerden herkes buradan değil maalesef. Bir şeyler öğrenmek, bize bir şeyler katmak istiyoruz. Sizinle iletişimde kalabilir miyiz acaba? Tabii ki. Bana yazın. E-mail yollarsanız e-postayla ben geri dönerim size. Bir şey ayarlarız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Selam herkese. Eğer Esma Hanım siz bana yazarsanız e-maili ben sizi buluşturabilirim isterseniz görüşebilmeniz için. Teşekkürler. Betül'e sözü vereceğim. Çok teşekkür ederim. Önce böyle bir toplantıyı organize ettiğiniz için. Mete Hocam size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum zaten. Hem bu toplantı özelinde hem de ben genel olarak aslında bilim iletişimini çok önemsiyorum. Yani böyle bir kavram olduğunu sizin Trip dergisindeki yazınızdan öğrendim. O da ayrı bir şey kattı bana. Ve yurt dışında bununla ilgili özel çalışmalar olduğunu da hani vesileyle öğrendim ama hep düşünüyordum. Yani bilimin toplumda kültür haline gelmesi için ve benimsenmesi için bilim adamlarının şu anki tavırlarının tam aksine basite indirgeyerek topluma ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben sosyal bilimciyim. Mali hukuk çalışıyorum, insan hakları çalışıyorum. Benim alanımda bile yani doğrudan insanlara dokunan alanlarda bile insan haklarını ya da ekonomilerini, ekonomik haklarını bile önemsemiyorlar. Ama insanlardan yani insanlar derken tabii kastettiğim bilimle uğraşanlar dışındaki toplumdan ziyade bilim insanlarına biz bunu nasıl anlatabiliriz, bilim iletişiminin önemini nasıl anlatabiliriz? Ben sürekli buna kafa yoruyorum son zamanlarda çünkü Türkiye'de ne yazık ki alanıyla ilgili bir bilgiyi insanlara aktarırken, öğrencisine dahi aktarırken basite indirgemek bir problem gibi görülüyor. Hakaret ediliyor ve Türkiye'de aslında belki kavram olarak bilmiyor olsa da bunu yapmaya çalışan çok kıymetli insanlar var. Hani siz zaten doğrudan bunu söylüyorsunuz ama Türkiye'de yaşamıyorsunuz. Türkiye'de yaşayıp bunu yapmaya çalışan insanlar da inanın linç ediliyorlar. Yani biz bunu bilim iletişimi için çok çok yolun başında olduğumuzu biliyorum, farkındayım ama muhakkak ilerlememiz gerekiyor. Bizim gibi ülkeler için çok daha önemli. Ne yapabiliriz? Nereden eğitim alabiliriz? Ben şahsen örneğin araştırdım. Bu konuda TÜBİTAK bir proje yapmış. Sadece projeyle kalmış ki 2016 yılındaydı yanılmıyorsam. Hiç gerisi gelmemiş. Bu eğitimi nereden alabilirim diye araştırdığımda hiçbir doğru kaynağa ulaşamadım. Ve yapmayı çok istiyorum. Bilim insanlarına ulaşmayı bir şekilde anlatmalarının önemini ya da belki bir program çerçevesinde bilemiyorum ama çok heyecanlıyım, çok arzuluyorum. Ve bu işi en iyi yapanlardan biriyle karşı karşıyayım şu an. Her tavsiyeniz benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilim iletişimi gerçekten hem olması gereken bir şey hem de yanlış yapılmaması gereken bir şey. Dolayısıyla hani her bilim insanının çıkıp iletişim yapması dediğiniz zaman aslında herkesin şu dersi verebilmesi veya herkesin şu araştırma yapabilmesi anlamına geliyor biraz. Dolayısıyla orada hani yukarı tepeden inme gibi olmadan ama insanların kendi kendilerine, bilim insanlarının diyelim, kendi kendilerine bir değerlendirme yapıp ben bu işi yapabilir miyim? Ben bu basite indirgeyerek veya çok da basit indirgemeden ama anlaşılır bir dilde daha belki ileri kavramları ama anlaşılabilir bir dilde açıklama şansın var mı diye bu konuda bir değerlendirme yapması gerekiyor. Yani her bilim insanının bilim iletişimi yapmasına gerek yok. Her bilim insanının bilim iletişiminin ne olduğunu ve neden buna ihtiyaç olduğunu bilmesine gerek var. Yani ben laboratuvarımda araştırma yapıyorum. Niye ben anlatayım ki halka? Çok istiyorlarsa fizik çalışsınlar diyen insanlar tanıdım örneğin. Tabii burada ondan sonra gelip de meteor dünyaya doğru geliyormuş diye kapı çaldığınız zaman kimse sizi dinlemiyor. İşte baştan dinlemelerini sağlamanız gerek ki yarın gerçekten sizi duymaları gereken insanlar duymama lüksüne sahip olmasınlar.
şey konusunda, o basite indirgeme konusunda bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir, iki taraftan da bir itme çekme olduğunu düşünüyorum. Yani basite indirgemezsek halka, topluma ulaşmamızın zor olduğunu düşünüyorum ve bu doğru. Çünkü bu da çok fazla bilgi üretimi var toplumda. Sadece bu bilim için değil. Yani bu sizin çalıştığınız alanda da aynen kesinlikle böyledir. Büyük geniş bir bilgi birikimi var bu araştırmalar ve bilim sayesinde. Ama günlük hayatımızda bunun çok azını kullanıyoruz zaten. Farkında olmadan etkilerini kullanıyor olabiliriz ve ondan faydalanıyor olabiliriz. Ama bilinçli bir şekilde neden bunu yaptığımızı, niye bunun çalıştığını bilmiyoruz. O kadar çok şey var ki bu şekilde. Dolayısıyla zaten bir arada bir uçurum var. Yani bir bilimle uğraşan, araştırma olarak bilimle uğraşan bir kişinin bilmesi gerektiği veya ulaşabileceğini bilmesi. Yani sadece bilgiye sahip olması. Ama değil, ulaşabilir olduğunu, neyin ulaşabilir olduğunu farkında olmanın bir getirisi var. Toplum içindeki herhangi bir bireyin, bilimle uğraşmayan, günlük hayatında ona ihtiyaç duymayan herhangi bir bireyi aldığımız zaman, bunu suçlamak veya kötülemek için söylemiyorum ama günlük hayatında ihtiyacı olmuyor bu bilgilere. Dolayısıyla arada zaten bir uçurum oluyor. Ondan sonra işte zaten o uçurum sayesinde siz ne kadar zorlasanız da bazen bilim insanı olarak en sonunda elma kanser yapıyormuş diye haber çıkabiliyor. Çünkü o indirgeme en sonunda işin özünü de alıp götürebiliyor çok farkında olmadan. Ama o indirgeme olmazsa da işte o bilgi birikimini çok ilginç bir haberim var. Onun için size onu anlatmam için önce bir iki sömestr şu dersi alın da diyemiyorsunuz tabii topluma. Dolayısıyla bu arasında bir yerde olması gerekiyor. O gerekli bilgiyi ama gerektiği kadar fakat daha azını değil yine de topluma verebiliyor olması gerekiyor o kişinin. Dolayısıyla çok çok hassas bir konu. Yani bilim iletişimi gerçekten çok zor bir şey. Ve beni buna iten de biraz şey oldu. Yanlış yapıldığını görmek oldu aslında. Yani öğrencilere çok çalışın, hayatınızda sadece bilim olsun, kendinize adayın diyen insanlar olduğu için bir dakika öyle olmasın hayatınız. Yani başka şeyler de yapın, eğlenin, hayatınızın bir parçası olsun. Ama hayatınızı adadığınız ve her şeyden feragat ettiğiniz bir şey olmasın. Mesajını biraz en azından alternatif bir ses olarak yaymak çabasıyla başladı aslında. Ondan sonra hoşuma gittiğini, eğlendiğimi gördüm. Onun için elimden geldiğince fırsat buldukça yapıyorum. Kaynak olarak da çok doğru dediğiniz. Yıllar önce, çok yıllar önce, 10 yıllar önce bilim iletişimi yapan insanlar herhangi bir eğitimden, bilim iletişimi nasıl yapılır eğitiminden geçmeden aslında bu işleri yaptılar. Tamamen kişisel yeti ve ilgi ve kendini geliştirme üzerine kurulu. Hani Carl Sagan mesela akşamları yani bilim iletişimi nasıl yapılır seminerlerine gidip de öğrenmedi, diploma almadı bu konuda ama artık var öyle şeyler. Yani artık bilim insanlarını biraz... Toplumla nasıl angaj olmalısınız? Toplumdan size bir soru gelirse nasıl yanıtlamalısınız konusunda bir eğitim durumu var. Bir hazırlık yapma projeleri var. Genelde yurt dışında. Ben Türkiye'de çok görmedim ama yurt dışında var. Onlar biraz doğru yöne doğru gidiyorlar. Yani en azından siz aktif olarak ben televizyona çıkıp bilim iletişimi yapacağım demiyorsanız bile sadece ben laboratuvarımda kendi araştırmayı yapıyorum deseniz bile size bir gün bir telefon gelecek. Ve o telefonun karşı tarafında bir gazeteci olacak veya bir televizyondan bir şey olacak. Bir ilginç bir şey, bir buluş olduğu için veya belki de toplumda ikilem yaratan bir konu olduğu için size danışacaklar. Ve orada işte o iletişimi kurabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir şekilde bunu biraz daha sistematik bir şekilde biraz bir iletişim metotları o şeyle ilgili bir eğitim almakta fayda var. Dolayısıyla zor bir konu. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında şunu da kastediyorum ben. Dediğiniz gibi bir telefon çalıyor ya da işte aranıyor. Benim bildiklerim de var ama o insanlar çekiniyorlar. Çıkmaya çekiniyorlar, anlatmaya çekiniyorlar. Ve sonra gerçekten çok vasıfsız insanların, yani biliyorsunuz Türkiye'deki durumu, ekonomide çok bilen ve konuşan insanları dahi susturuyorlar. Sonra hiçbir şey bilmeyen sözde ekonomist gazetecilerin elinde insanlar çok yanlış yönleniyor. Bu gerçekten çok büyük bir sorun. Evet, çok Türkiye'de bir şey durumu var. Yani özel olarak Türkiye için hani gözlemlediğim için söylüyorum. Hani bilimin, konu bilim bile olsa genelde hani her program için söylemiyorum tabii ki kesinlikle güzel programlar var ama... Yani her gün olan tartışma programlarında amaç o tartışma programı oluyor. Amaç o tartışma programında konuşulanlar olmuyor. Dolayısıyla o ortamda hani çok da
hani bilimi çok iyi inceleyebilip eşitleşip paylaşılabileceğini düşünmediğim için çok da zaten katılmıyorum öyle program. Çok değil, hatta hiç katılmıyorum. Yani çok çok katılımcılı programlar, her gün olan programlarda başarı az oluyor genelde. O başarmak istediğiniz şeye ulaşmanız çok kolay olmuyor. Çünkü orada amaç biraz daha farklı oluyor tabii ki. Ama çok özel bir program olduğu zaman böyle veya böyle buluşmalar olduğu zaman onun anlamı var. Herkes kendinden zaman ayırarak geldiği için bir ilgi var. O karşılıklı bir yani daha başarılı bir şey olabiliyor. Meta, benim bir sorum var. Saatimiz böyle sona doğru, etkinlik saatinin sonuna doğru geliyor. Şu anda 3 tane el kaldırın, 2 tane de chatten soru var. Bunları toparlayabilecek vaktimiz sence var mı? Birazcık var. Daha uzar çünkü. O zaman ben de pas konuşuruz. bunlar dışında soru almazsak iyi olur. Zaten şimdi sohbet biraz daha akacak. Ben şu anki yani Betül'ün sorusu üstüne akan diyaloğa yani destekleyecek şekilde chatten Teslime'nin sorusunu soracağım. Bir mesaj yazmış, onu da okuyayım. Sizden ilham alıyorum ve bu güzel konuşmanız için teşekkür ederim. Küçük merak ettiğim minik bir şey var. Hem yoğun bilim hayatınız hem de sosyal hayatınız. Bu enerjinizi nasıl besliyorsunuz? Artık bir yaşla beraber artık yoruluyorum. yani muhtemelen çok boş vaktim olmuyor. Yani çok durduğum vakit olmuyor. İşte gündüz genelde laboratuvarda, işte departmanda çalışıyorum. Biraz akşamları biraz başka işler yapmaya çalışıyorum. Kötü bir huyum var. Genelde hayır demeyi çok iyi bilmiyorum. Dolayısıyla işte biraz uykudan, biraz hafta sonlarından feragat edip değişik etkinliklerde veya işte yazılarda yer alıyorum. Çok kolay değil. Yani enerji daha çok işte istemekle alakalı. Tamamen hani daha aslında daha düzgün bir hani düzgün tırnak içinde bir hayatım olabilir. Akşamları hiç çalışmayabilirim mesela. Onun da kendine özgü güzel bir tarafı var. Yani o work-life balance dediğim sana çalışma ve dinlenme, kendine zaman ayırma kısmında biraz başarısızım. Bence her insanın, bilim insanları dahil her insanın hayatında hiçbir iş yapmadığı ve hiçbir şeyle angaja olmadığı bir saat, iki saatin olması gerekiyor. Netflix dizileri tabii güzel. Yani ben onu biraz oraya harcıyorum aslında. Ama işte onun da kendine özgü bir tadı var tabii ki. Benim için şey oluyor. O hani kendine ayıracağınız zaman kısmında bir şeyle uğraşıyorsam, daha hele bir de biraz da mekanik bir şeyle uğraşıyorsam, o benim için çok güzel bir düşünme dönemi oluyor. Farkında olmadan düşünme, arka planda düşüncelerin yerine oturması. Dolayısıyla yemek yapmayı çok seviyorum. O benim için sadece yemeğin tadı, lezzeti dışında, o başıma bela. Onun dışında yemek yaparken ki o mekanik süreç, bir şeye odaklanma, işte şimdi bunu ekle, sonra bunu ekle, biraz şundan koy, biraz bundan koy, şunu biraz beklet. Bütün o süreç seni bir noktaya fokusluyor ve angaje oluyor. O süreç içinde aslında arka planda bir şeyler düşünüyorsun. Yani hani Gandhi'nin iplik erimesi gibi arka planda bir şey, kafanda bir var olan bir düşünce kendi kendini yerini buluyor. Dolayısıyla o bir kendime ayırdığım zaman değil. Yemek yaparkenki süreç. Sonra Netflix'le yemek yiyorum. Harika. Hangi dizileri izliyorsun sorusu var. Ben merak ettim. En son Peaky Blinders'ı bitirdim. Söyleyeyim en son. Yani ben çok çok izliyorum. Yani uykudan verip bir şeyler izlemeye çalışıyorum. En son Peaky Blinders'ı bitirdim. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Ben şimdi Faruk'a söz vereceğim buradan. Öncelikle çok teşekkür ederim. Evet. Hocam, mühendislik öğrencisiyim. 7 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekip içinde bir daha boş bulduk. Teknofest'te boş bulduk. Hatta 2 tane yurt dışına yazılım sattık. Ama gelişmeye çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'deki hocalar, proflar biraz kendini beğenmiş tarzı demeyeyim de hocam, yani üstten olduğu için bize bazı konularda fazla yardımcı olamıyorlar ve sıkıntı çekiyoruz. Boş vaktiniz olduğunu sanmıyorum. Yani yıllardır takip ediyorum ve çok yoğun bir insansınız. Yani tekrardan mail üstünde iletişime geçtiğimizde acaba bizim ekibimize, hatta ya belki bizim okulumuza da bir ufak bir saatlik, iki saatlik öğütler
vesairelerde bulunursunuz diye düşünüyorum. Olabilir tabii ki. İletişime geçelim. Konuşalım. Hatta yine şey gibi diğer okul gibi benzer şekilde. Evet, Esra Hoca'nın okulu gibi. Cemre ile iletişime geçerseniz bir şeyler ayarlayabiliriz. Oradaki asıl şey kimden, yani biraz şey olacak ama zorlayacağım sizi biraz. Yani hocalarınız size yardım etmeyebilir, edemeyebilir. Edemediğini söyleyemeyebilir. Siz daha ileri bir şeyi kendiniz içinde bulunduğunuz projenin çok daha hakimi olabilirsiniz. Siz kendiniz ayakta durun. Yani yardım, nereden yardım alabilirimden çıkın ve madem yurt dışında proje bile var, siz kendiniz yürüyün o yolu. Zordur, biraz ürkütür de ama alın gidin. Yani bir takım sıkıntılar çekiyoruz hocam. Yani referans mektuplarında, yani biz hocalara bazılarında yalvardık dediğimiz. Sağ olsun bazı hocalarımız kırmadı, bize yardımcı oldu ama bazılarında çok sıkıntı çektik. Yani dediğiniz gibi yürümeye çalışacağız hocam. Hocam bir de asıl soruma geleyim. Nikola Tesla'nın da dediği gibi 3, 6, 9 sayılarında hani evrenin sırrını arayın. Aslında görünmezliği bu sayıların derinliğine de inerek bulabilir miyiz? Bulamayız. Yani o sayıların bir sırrı yok. Onlar sayı sadece. Dolayısıyla görünmezliğinde matematik olarak veya bilimsel olarak nasıl yaklaşabileceğimizi hani gösterdim. O hani o evrenin sırrı orada, yukarıda ve evrende. O bilimsel araştırmayı da olacak. 3'ün 6 ile 6'nın 9 ile 3'e bölünür olmak dışında bir ortak yanı yok. Bu tamamen insanın ürettiği bir cebir kavramı. Anladım hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Faruk. Ben chatten şeyi paylaştım. Bizim sosyal medya hesaplarımızı falan. Yani bizim sosyal medya hesaplarını aktif kullanıyoruz. Oradan bize yazarsanız hani iletişimle ilgili falan dönüş yaparız. Bir chatten bir soru vardı Özgür'ün. Bir değil, 3 sorusu var. Ben toparlayayım Mete. Sen istediğine cevap verdiğim hani aktarmış. Tabii ki. Gözlerimizin görme yetisi izin verdiğince görebiliyoruz demiş. Bir, farklı fiziksel koşulların olduğu farklı bir gezegende farklı mı görünürüz? Birinci soru. İkincisi, ışık ve bilimi de kendi sınırlı yetilerimizle tanımlıyoruz. Belki ışık bilemediğimiz boyutta daha farklı. Nasıl bilime tam olarak güvenebiliriz? Üçüncü soru ise, diğer canlılar farklı görme yetilerinden dolayı bizi farklı mı görüyor? Ne gördüklerini nasıl emin olabiliriz? Yine kendi sınırlarımızda araştırıyor olacağız. Teşekkürler. Londra'dan sevgiler. Çok güzel soru. Kim sormuştu? Özgür. Özgür. Selam Özgür. Çok güzel soru. Yani bu zaten bilimin topluma kendini anlatmadaki bir derdi. Hani hem kendini yeniliyor, hatta yanlışlıyor, bazı şeyleri biliyoruz, birçok şeyi bilmiyoruz, gelişiyoruz derken toplumun ilk tepkisi şey olabiliyor. Aynı bu sorudaki gibi. O zaman ben niye inanayım ki size? Bu kadar şeyi bilmiyorsanız ve de bildiğinizde sürekli düzeltmeniz gerekiyorsa diye. Ama işte o spektrumu, o gösterdiğim bandı tekrar düşünün. Yani her şeyi bilmiyoruz, daha çok yolumuz var derken o insan gözünün gördüğünün çok daha ötesi bir banttaki bütün fiziksel olaylar hakkında bir bilgimiz var. Buna bilimin oraya gelmiş olması ve sadece kendine öz eleştiri yapıyor olması, daha yolumuz bitmedi, daha çok yolumuz var, gitmemiz gerek diyor olmasının negatif bir yanı yok, bir eksi bir yanı yok. O sadece artı aslında. Yani biliyorum ki eğer ben yanlış bir şey yaparsam kısa bir süre içinde bu düzeltilecek. Bunu söyleyebilen başka bir yaklaşım neredeyse yok. Bilim dışında bunu diyebilen başka bir yaklaşım yok. Dolayısıyla kendi kendini onarabilen, kendi kendini yenileyebilen ve birbirinden destek alan, güç alan bir organizma bilim ve bilim insanları değil. Dolayısıyla bilimin güvensizliği değil konu. Bilimin tam aksine güvenilir olması. Çünkü eğer ki bir şey uymayacaksa, bir hata olacaksa veya hata bile değil, o günkü bilgilerimizle böyle bir şey olduğunu varsayıyorsak diye, ama yeni bir bulguyla bu varsayımız bile değişiyorsa ileriye doğru, bu çok güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Yani bildiğiniz her şey yanlışmış, hay Allah demiyoruz. Aksine şu ana kadar ki, yani işte Newton yanlış değil sonuçta. Newton belli bir çerçevede doğru. Ama o çerçeveyi zorladığın zaman, o zaman Einstein giriyor işin içine örneğin. Yani veya hani kuantum fiziği giriyor. Biraz daha zorladığın zaman genel görecelik giriyor. İşte orada
kuantum kütle çekim yasaları girmeye başlıyor. Orası tam şu anki sınırımız. Kuantum fiziğiyle kütle çekim yasalarını birleştiremedik daha. Ya bu kadar basit, hani çok temel kavramları daha birleştiremedik. Ama biz bunu daha derken biz kendimize motivasyon olarak söylüyoruz. Topluma, yani bize güvenmeyin, biz daha bunu bile beceremedik anlamında söylemiyoruz. Tam tersine, bu kadar uzakta bir, yani bilgi olmadan, bilimin yarattığı bilgi olmadan, kendi kendinize yaratıcılıkla sadece hayal ederek kurmaya çalışın desek, bu kadar bilimin ürettiği kadar ilginç bir dünya yaratamayız biz oturduğumuz yerde. Yani şu an iki tane kara deliğin birbirinin etrafında döne döne çarpışmasından doğan uzay zaman kırılmasını biz aynalarla ölçtük dünyada. Yani bunu oturun bir roman olarak yazın desem zor. Yani yazacağınız roman daha sıkıcı olur bundan. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bilime yine de güvenin. Yani o küçük spektrumla bizi doğa sınırlamış olsa bile, o küçük bir bandı sınırlamış olsa bile, çok daha geniş bir band hakkında bilgi sahibiyiz bilimle. Ve biliyoruz ki eğer bir şey değişecekse bilim kendini değiştirecek. Onun için o tam aksine güvenli olması gerek. Diğer hayvanlar da bizi farklı görüyor, evet. Ama nasıl, tam olarak nasıl gördüklerini yine bilimle, ama biyoloji bilimiyle anlıyoruz. Gözün, o hayvanlardaki, o diğer canlılardaki gözün yapısını, nasıl oluştuğunu, o gözün içindeki hangi dedektörlerin hangi tür sinyali o canlının beynine götürdüğünü inceleyerek çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz. İşte 400 nanometreyi görebiliyor mesela bu karides. Efendim işte 800 nanometrenin ötesini, bizim hiç görmediğimiz yeri kediler görebiliyor diyoruz mesela. Çünkü oradaki o gözün parçalarını anladıkça. Dolayısıyla farklı gördüklerini biliyoruz ama yine bilim sayesinde. Teşekkürler Mete. Erdal'a sözü vereceğim buradan. Sesim geliyor mu? Evet. Merhaba Erdal. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Çok heyecanlıyım hocam. Eğer sizi birkaç senedir takip ediyorum, düzgün konuşamazsam mazur görün. Ne demek? Benim iki sorum olacak. Birisi konumuzla çok alakalı değil ama sakıncası yoksa kısa sorular sormak istiyorum yine de. Tabii. Hocam ilk sorum, ben bu buluşmada yaptığınız konuşmayı dinlemeden önce bilimsel bir konuyu ele alırken açıkçası daha sonuca odaklı ve materyalist bir bakış açısıyla. Ama bu konuşmadan sonra fark ettim ki hani sadece gözlerimiz de değil, bütün algı organlarımıza aslında pek de güvenemeyiz. Herhalde insanın eksikliklerinden dolayı. Dolayısıyla sürece odaklanmak daha mı doğru olur? Çok mu yanlıştır acaba sonuca odaklanmak? Bunu soracaktım. Bir de sürece odaklandığımızda bilim çok çok yavaş mı ilerler, yoksa aslında insanoğlunun zaman algısına göre yavaş ama normalde çok da yavaş olmayacak şekilde mi ilerler? Bu ilk sorum olacak. İkincisine de yanıtınızdan sonra da geçebilirim. Şimdi de sorayım. Güzel bir soru. Güzel bir soru çünkü gördüğümü inanırım cümlesini tekrar getiriyor. Yani görüyorsam inanırım cümlesi aslında çok indirgeyen bir cümle değil mi? Yani eğer önüme data olarak, bir veri olarak bir şey koyarsanız benim için artık mutlaktır demiş oluyorsunuz. Oysa bunu yapmamız gerektiğini birden fazla kaynaktan, birden fazla ölçüm şekliyle, birden fazla yaklaşımla aynı konuya yaklaşıp daha bütünsel bir sonuç çıkarmak daha doğru. Bu bilimin yaptığı zaten bu. Yani ben bir deney yapıyorum, bir konu hakkında bir şey çıkıyor, bir başkası başka bir deney yapıyor. O arasındaki ilişkiyi yakalıyoruz. Böylece iki boyutlu fotoğraflar yerine üç boyutlu bir heykel yaratmaya çalışıyoruz gerçek olduğu gibi. Hatta dört boyutlu, zamanda nasıl değiştiğini de anlayarak. Kuantum fiziğinin doğuşu zaten buna bağlı. Öyle her şey günlük gizlendeki Newton fiziğiyle giderken bir anda Planck Bey oturduğu yerden bir dakika ya kuantum fizik yaratıverelim demiyor. Deneyler oluyor. Ama bir deney de olmuyor. Bir deney bütün her şeyi yıkmıyor. Bir deney oluyor, insanlar direniyor. Ama anlamaya çalışıyorlar. İkinci deney oluyor, anlamaya çalışıyorlar. Üçüncü deneyin sonuçları da uymuyor. Onu anlamaya çalışıyorlar. Gittikçe en sonunda elmasın ısı tutmak özelliği ile onun deney ve teorinin uyuşmamasından yola çıkarak
Einstein aslında şey diyor, belki de kuantum fiziği gibi bir şey var gibi bir çıkarıma gitmeye başlıyor. Adım adım. Ama bunların hepsi dediğim gibi fotoğrafların üç boyutlu bir profil çıkarması. Yani dolayısıyla tek bir gözlem, tek bir bakış, tek bir görüntüyle karar vermemek gerekiyor. Bir daha birkaç değişik yöntemle, bilimsel yöntemle doğrulamak gerekiyor. Anladım hocam. Teşekkür ederim. İkinci sorum da şu olacak. Bu sene benim üniversitedeki ilk sınav, diş hekimliği öğrencisiyim. Akademik anlamda hocam tam da bu dönemlerde bir öğrenci, bir genç kendini geliştirmek için ne yapmalıdır? Acaba bunun için bir en iyi yöntemden tırnak içerisinde söz edebilir miyiz? Bunu sormak istedim size. Güzel soru bu ama eminim bana çok öğüt verilmiştir o yaşlardayken. Şunu yaparsan daha iyi olur diye ama hiçbirini dinlememişimdir muhtemelen. Ne yazık ki şimdi de öyle olacak muhtemelen. ben de fark etmeyecek. Ama işin doğası o zaten. Yani önemli olan aslında yani verebileceğim tek yani gerçekçi öğüt diyeyim. İlginin nerede olduğunu iyi tespit et. Neye ilgi duyduğunu iyi tespit et ve bunun zamanla çok rahatlıkla değişebileceğini bil. Ve bunun değişmesinin kötü olmadığını da bil. Yani üniversite birinci sınıftasın, diğer arkadaşlar da benzer durumda olabilir. Bizim Türkiye'de biraz üniversiteye meslek olarak yaklaşma var. Meslek bir şekilde gelecek. Yani bir şekilde ya olacak ya olmayacak ya zorluklar olacak. Yani neredeyse hiç kimsenin kolay mesleği olmuyor şu an Türkiye'de. Bunun getirdiği bir ekstra bir rahatlık olsun ters mantık düşünerek. Nasıl olsa zorluk olacak meslek olarak. O zaman ben istediğim ve heyecan duyduğum, ilgi duyduğum bir şeyi okuyayım lisans sürecinde dersen onu çok iyi yapıyor olursun. Yani o ilgi seni o eşiğe atlatacak, o ilgi seni bir ekstra ders aldırtacak veya almadığın derse gidip dinletecek. Ben mesela şey yapardım, ben fizik istiyordum ve seviyordum. Dolayısıyla o benim için çok netti. Ama üniversite birinci, ikinci sınıfta okurken ben başka üniversitelerin Ankara'da diğer üniversitelerin fizik derslerine girerdim. Merak ederdim orada nasıl veriliyor veya başka bir hoca aynı dersi nasıl veriyor diye. Yani bırakın şeyi hani seçmeli falan ekstra ders almayı başka bir üniversitenin fizik dersine gidip oturup dinlerdim. Nükleer fizik gidip oturup dinlerdim. Burada nasıl anlatılıyor, burada nasıl yapacaklar diye. O tür bir ilginin olmasının avantajı var. Çünkü o senin pilin aslında. Seni iten, bir sonraki basamağa iten. Ama hani vizeden vizeye bir öğrencilik süreci yaşarsan o zor oluyor. Çünkü hep aslında arkadan geliyorsun. Kendi ilgilerine baş başa gitmiyorsun. Hep arkadan takip etmiş oluyorsun. Tek vereceğim öneri o. İlginin nerede olduğunu bul ve ona yüklen. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Erdal. Şöyle bir şey soracağım. Sorular devam ediyor ama sorumuz kalmadı arkadaşlar. Üzgünüm. Yani üzgünüm derken bence yorulmuşuzdur yani çünkü iki saate yakındır buradayız. Ben son bir soruyla toparlayayım diyorum kabul edersen Mete. Yani diğer sorular için üzgünüm ama tekrar bence bu konuşmaları yapabilecek ortamlarımız oluşur diye inanıyorum. Hem Mete ile siz ayrıca bence bol bol görüşebilirsiniz. Hem biz belki bu sağlayacak alanları açmaya çalışırız. Çok teşekkürler o anlamda. Aslında güzel, yani bence kapanış için ideal bir soru var. Türkiye'ye ne zaman gelmeyi düşünüyorsun Mete? Bir bu soru var. Bir de yine Creative Mornings odağında yaratıcılıkla ilgili bir soru geldi. Ben onu da eklemek istiyorum. Çok güzel fotoğraflar çekiyorsun. Hani özel bir eğitim aldın mı diye bu taraftan bir soru vardı. Ben bu ikisini toparlayıp etkinliği kapamayı teklif ediyorum. Tamam. Fotoğraf konusunda bir eğitim almadım. Elimden geldiğince benim ilginç gördüğüm, güzel olacağını düşündüğüm, kendi o serüvende bana yani ilham verdiğini düşündüğüm kadrajları yakaladığım zaman çekiyorum ve paylaşıyorum. Onun dışında bir eğitim yok. Tamamen hobi olarak, tamamen kendi mutluluğum için yapıyorum. Türkiye'ye gelme konusunda eğer kurallar değişmezse, son dakika bir değişiklik olmazsa 30'u uçuyorum. Annemleri görmeyi, 2 yıl sonra ilk defa annemleri göreceğim. Annem babamı. 30'unda uçacağım, 4'üne geri geleceğim.
Kısa bir kaçamak olacak 2 yıl sonra. Ama daha uzun kalabileceğim ve daha böyle etkinliklerde bulunabileceğim, insanlar buluşabileceğim günlerin biraz daha birkaç ay sonra olacağını düşünüyorum. Bu omikron da atlatalım ondan sonra. Güzel bir tatil olsun Türkiye'de Mete. Türkiye'ye daha sık gelmeye başladığında biz de istiyoruz ki, zaten konuştuk ama Bodrum'da da inşallah fiziksel olarak da buluşuruz diye istiyoruz. Çok çok güzel olacağına eminim yani. Evet, 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 ben... Çemberde buluşsak. Çok teşekkür ederim Mete, öncelikle sana. Herkese katkısı için chatte de çok güzel diyaloglar döndü bir yandan. Yani o da çok değerli bizim için. Herkes bilgiler paylaştı, sorular sordu. Çok çeşitli bir diyalog kuruldu bence bugün o anlamda. Bilmiyorum Mete, senin de hoşuna gitmiştir inşallah. Çok çok. Herkese geldiği için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler herkese. Gerçekten geldiğiniz için. Bence çok tatlı oldu. Ben çok keyif aldım. Sorular çok güzeldi. Daha nice çok güzel sorular var. Umarım tekrar buluşuruz. Sevgiler.